Bu videoda biliyorsunuz bir seri başlattım. Sağlıklı pişirme yöntemleri diye. Bu videoda ne yapacağım? Hindi yapacağım. Hindi ve tavuk aynı şekilde anlayabilirsiniz aslında. Ama ben hindi yapacağım. Neyse bir gün tavuk da yaparım. Video olsun. İzlersiniz yani. Çünkü bazıları o kadar detaylara takılıyorlar ki. Neyse. Tavuk pişireceğim. Hindi pişireceğim. Önce bir tartalım. Bakın. Tartıyı ayarlayayım şöyle kamerayı. Siz de görün. Hindim var gördüğünüz gibi. Bu 750 gram bir hindi. Bunu bir açalım önce. Açılsan zaten şaşardın. Evet. Tartımıza koyalım. Bugün öğünde 150 gram hindi yiyeceğim. Hadi dostum. Aynen. 150 gram hindi yiyeceğim. Tam 150 gram hindimi ayarlayayım. Ya sen, ben neyim ya, tartı mıyım ya? Tam 150 gram hindim burada. Şimdi sağlıklı pişirme yöntemlerinden bahsedeyim. Dostlarım ben biliyorsunuz yarışmaya hazırlanıyorum ve şu anda yaptığım pişirme yöntemleri, yaptığım taktikler hep uçuklar. Yani böyle hani en sağlıklı olan falan gibi. Siz pişirirken tavaya birazcık yağ koyabilirsiniz. Ben şu anda koymayacağım. Çünkü dediğim gibi çok dikkat etmem gerekiyor. Bu arada az önce yanlış bir terim kullandım aslında. En sağlıklısı dedim. Tavanın dibine böyle birazcık yağ koyup sprey yağ sıkabilirsiniz. Veya birazcık yağ koyup o yağı böyle tavada gezdirdikten sonra hindiyi pişirebilirsiniz. Bunlar da sağlıklıdır. Ama şuna dikkat edin. Hatta benim bir video daha çekmem lazım. Sağlıklı yağlar diye. Yağlardan bahsetmem lazım. Sağlıksız yağlardan. Ayçiçek yağından özellikle bahsetmem lazım. O dediğim olayı mesela ayçiçek yağında yaparsanız olmaz. Sadece tavaya yapışmaması içindir. Asla sağlıklı değildir ayçiçek yağı. Bunun nedenini birçok videoda anlattım. Bu videoda anlatsam mı bilmiyorum ama neyse bu videoda anlatmayacağım. Belki eğer bunu dinlemeyen benden varsa, daha önceden dinlemeyen varsa açıklama kısmı, yorum kısmında yazsın. Gerekirse o yağları da anlattığım bir video çekebilirim. Şimdi tavamı koydum. Hindimi nasıl pişiriyorum? Tavamı koydum dostlarım en küçük yere. Birazcık kızdıktan sonra 150 gram hindim var. Hindimi böyle içine koydum. Hiç gördüğünüz gibi ne yağ koydum ne başka bir şey. Bu hindiyi böyle bildiğin bu şekilde pişiriyorum. Zaten hemen pişecek bu. Sürekli bana şunu soruyorsunuz. Abi sen nasıl yapıyorsun? Abi sen nasıl pişiriyorsun? Abi sen şunu nasıl yapıyorsun? Şunu nasıl yapıyorsun? Her şeyi tek tek çekeceğim. Pilavı çektim, yumurtayı çektim. Hindiyi çekiyorum. Balık çekeceğim. Hepsini tek tek size göstereceğim. Bu pistim. Bu şekilde pişmeye başladı. Pistim bu biraz sonra ters çevireceğim zaman videoyu tekrardan başlatacağım. Aynı zamanda bu videoda şunu da göstereyim size. 150 gram pişmiş hindi piştiği zaman kaç grama dönüyor ona da bakalım. Ama şunu söyleyeyim. Karbonhidratlarda, proteinlerde her zaman çiğ olarak tartılır. Unutmayın. Çiğ olarak tartacaksınız. Bu arada şunu da söyleyeyim. 100 gram pirincin piştikten sonraki ağırlığını öğrenmek istiyorsanız, piştikten sonra ne kadar oluyor onu öğrenmek istiyorsanız hemen birkaç video ileride veya geride, yani yükledim mi yüklemedim bilmiyorum, şu an iki videoyu da çekme aşamasındayım. Belki onu önce yükledim, belki onu önce. Orada 100 gram pirincin piştikten sonraki ağırlığını size gösterdim. O videoyu da izlerseniz pirincin piştikten sonraki ağırlığını bulabilirsiniz. Pişmemiş mi, piştikten sonra ne kadar kilo mu almış, kilo mu vermiş onu öğrenebilirsiniz. Bu arada bu pişmeye devam etsin dediğim gibi biraz sonra başlatacağım. Gördüğünüz gibi hindiler bayağı bir pişti. Şimdi bunları çevirdiğim zaman arkası birazcık kırmızı olacak. Ama ben o şekilde yemeyi seviyorum. O yüzden o şekilde pişirdim. Çatal yardımıyla şöyle çevireyim hepsini tek tek. Yani tavadan dolayı çok fazla yapışmıyor ama dediğim gibi bir tık yağ koyabilirsiniz. Bunları tek tek çevireyim şöyle. Tavayı da değiştirme vaktim gelmiş sanırım ya.
Yıllardır bunu kullanıyorum. Öğrenci kafası işte. Tam istediğim gibi yapmışım ya. Artık yılların tecrübesi. Bu arada dediğim gibi sprey yağ falan da kullanabilirsiniz. Tek elimle yapmak çok zor oluyor ya. Sakin ol dostum. Sonuçta yiyeceğim yani seni. Neden bana zorluk çıkartıyorsun? Gördüğünüz gibi hepsini çevirdim. Bunlar zaten pişti aslında ama dediğim gibi ben birazcık kırmızı seviyorum. İyice pişireceğim. Sonra neye bakacağız? Sonra dediğim gibi onların 150 gram hindinin bakalım pişmemiş hali, pişmiş hali ne kadar? Yani ne kadar kilo vermiş? Ona göre bir kilo mu vermiş, kilo mu almış ama veriyor. Yani bir tane 1 kilo gidiyoruz. 1 kilo bir şey alıyoruz, et alıyoruz marketten. Eve bir giriyoruz, bir pişiriyoruz, neredeyse yarım kilo oluyor. Tamam, bu hindiler artık pişti. Aynen, altını söndüreyim. Hindinin. Ve bunu şöyle onu koyacağım, tava var. Tabak var, onu tartının üzerine koydum. Tartıyı bir açayım, sıfır gördüğünüz gibi. Şunu bir şöyle yapayım ki kaymasın rahat rahat, çünkü tek elle çekiyorum. Şöyle koyarsam eğer gördüğünüz gibi kaç gram oldu? 150 gram hindi koyduk. Piştikten sonra 127 gram oldu. Yani kaç kilo vermiş? 33 gram vermiş. Yani pişirirken artık 33 gram fazla koyarsınız. Bu ortalama bir hindi. Ben bunu normal bir marketten aldım. Hindi sote, göğüs yani. Diğerlerinde çok daha farklı olur tabii ki de. Göğüs aldım. Hindilerde biraz daha kilo verir, biraz daha kilo alır. Yani kilo alması imkansız da daha çok kilo azalır yani. Dostlarım, hindimi bu şekilde pişiriyorum. Tavuk da aynı bunun gibi, et de aynı bunun gibi aslında ama eğer istiyorsanız ayrı ayrı videolar çekebilirim size. Hindiyi pişirdim. Başka söyleyeceğim bir şey yok. Abone olmayı unutmayın, like atmayı unutmayın. Benden istediğiniz videolar varsa açıklamalar kısmına yazın. Pardon, yorumlar kısmına yazın. Açıklamalar kısmı bana özel, ben yazıyorum. Beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Açıklamalar kısmında yazıyor. Bana özel yerde yazıyor. Takip edebilirsiniz beni oradan. Kendinize çok iyi bakın. Diğer videolarımda görüşürüz. Bu arada dediğim gibi unutmayın, istediğiniz videolar varsa çekmemi yorumlar kısmına yazın. Peace out. Arkadaşlar, aklıma şey geldi. O kadar video çektim. Zaten siz de anladınız. Öğünlerimi hazırlıyorum. Yani acaba öğünde ne yiyor bu çocuk diye belki düşünmüş olabilirsiniz. Zaten öğünümü hazırladım. Videonun sonuna ekleyeyim. Belki görüp hani siz de bu idman öncesi bu arada. İdmana gideceğim. Yaklaşık 2 saat, 2,5 saat sonra idmana gideceğim. İdman öncesi öğünümü hazırlıyorum. Bardağa şimdi soda koyacağım. İçecek olarak ne içiyorum? Sade soda. Beypazarı marka olmasına dikkat edebilirsiniz. Sodamı koyayım. Ve bunun içine taze limon sıkacağım. Taze limon ne demek diye soran kişiler var. Arkadaşlar, taze limon demek bildiğiniz pazardan aldığınız limon demek. Bunu bir yıkayayım şöyle bir. Çünkü hani üzerinde toz falan olmuş olabilir. Taze limonu yıkadım. Şöyle bir masada elimle yaptım ki suyu iyice çıksın. Bunu ortadan ikiye. Acaba görebiliyor musunuz? Şöyle yapayım. Aynen orayı görün. Şöyle yaptım yıkadıktan sonra. Bunu bir ortadan ikiye keseyim. Ve bunun ikisini de içine boşaltacağım. Eğer limonunuz büyük bir limonsa ikisini de boşaltmanıza gerek yok. Benim limonum böyle orta boy bir limon. Belki küçüğe kaçan bir limon. O yüzden hepsini sıkıyorum. Ziyan etmiyoruz hiçbir zaman. Yani ne kadar bollukta yaşasak da bunun değerini bilmemiz gerekiyor. Eğer değerini bilmemiz için illa kayıp etmemiz gerekiyor. Bunun asla cimrilikle tutumlu olmakla hiçbir alakası yoktur dostlarım. Zaten benim tutumlu olmadığımı herkes bilir. Her gün tartışıyorum ailemle onun için.
Neyse. Gördüğünüz gibi limonun da hepsini sıktım. Yine burada bir ulan. Yine burada bir parantez açacağım. Limon sıktığınız zaman elinizde kalan limonları yıkamak yerine böyle böyle yaparsanız hem cildinize güzel gelir, hem eliniz hem mikroplardan arınmış olur, hem güzel kokar, hem bakım yapmış olursunuz. Her şey yani. Çöpe attım. Şimdi burada ne eksik? Temsili proteinimizi ekledik. Temsili karbonhidratımızı ekledik. Güzel bir içecek yaptık. Bol vitaminli, bol mineralli. Bu işe birazcık lif ve bir tık yağ eksik. Şimdi lif olarak ne kullanıyorum? Hemen onu göstereceğim size. Gördüğünüz gibi bir buharlı pişiricim var. Temsili lif olarak tabii ki de brokoli. Şöyle bir tane brokoli alayım. Bir tane de karnabahar alayım. Harika. Gördüğünüz gibi. Ne eksik burada? Birazcık temsili yağ eksik. Hemen oraya bir 10 gram badem. 10 gram bile değil. 5 gram badem. Çünkü bugün karbonhidratı yüksek alacağım için bademi az almam gerekiyor. Bu arada bir badem yaklaşık 1 gramdır. 5 gram badem koyarsanız 5 gram badem öğünüze eklemiş olursunuz. Evet dostum, öğünüm bu şekilde. Gördüğünüz gibi temsili karbonhidratım, proteinim, yağım, lifim, vitaminim, mineralim. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu benim antrenman öncesi öğünüm. 2 saat sonra bunu yiyeceğim. Şu anda bunu ayrı bir video olarak bile atabilirim aslında. Antrenman öncesi klasik bir öğünüm diye. Bu videoyu aynen ayrı bir video olarak da atayım. Aynı zamanda pilav nasıl pişirilir, hindi nasıl pişirilir videomun sonuna da ekleyeceğim. Çünkü bu videoyu video çekerken yaptım bu videoyu da. Hani çocuklar merak etmiş olabilirsiniz. Ne yiyor acaba diye merak etmiş olabilirsiniz. Bu benim antrenman öncesi öğünüm. 100 gram esmer pirinç, 150 gram hindi, 5 gram badem, biraz lif var, bir dal brokoli, bir dal karnabahar, sade limon, sade soda ve içine limon sıktım. Burada başka söyleyeceğim bir şey yok. Buna yaklaşık 2 gram falan da tuz atacağım. Başka söyleyeceğim bir şey yok. Antrenmandan 2 saat önceki öğünüm. Neden esmer pirinç kullanıyorsun derseniz, şu anda definasyondayım, o yüzden esmer pirinç kullanıyorum. Başka söyleyecek bir şeyim yok. Beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Like atabilirsiniz, bu kadar emek veriyorum. Yorum yapmayı da ihmal etmeyin. Instagram hesabım Vanne Yıldırım, açıklama kısmında yazıyor. Kendinize çok iyi bakın. Peace out.